selamlıyoruz. Bizler bildiğiniz gibi işte bayramlarda çikolata ve bisküvi üreten işçiler 15-20 senedir ülkelerde çalıştık. Emeğimizin karşılığı olarak kapı önüne konduk. Kapı önüne konmamızın sebebi içeride ülke firmasının kendisi kurduğu 79'larda Öz Gıda İş Sendikası senelerdir içeride işçiyle işveren arasında bir ajanlık görevi görmüş. İçeride bir sıkıntımız olduğu zaman dile getirdik. Gerek sendika yetkililer, gerek işveren yetkililerinde hiçbir çözüm bulunmamış. Zorunlu mesailerle ilgili işte çalışma ortamı çok seri ve ağır çalışmalarla ilgili. Ne zaman şikayette, talepte bulunduysa bize geri dönüş olmadı. Durum bu hale geldi. Arkadaşlar ciddi derecede sağlık sorunları başladı. Aldığımız ücret zaten 8 saat üzerinden işte aile, çocuk falan gelirlerini kattığın zaman 8 saat üzerinden 1 lira bir maaş alıyoruz. Bir yere kadar da geçinmek zorunda olduğumuz için mesaiye kalmak zorunda kalıyoruz. Çalışmak istemesek de bu sefer mobbing uygulanıyor. İşte çalışmak zorundasınız. Zaten haftalık listelere asılıyor. Ve zorunlu mesaiye tabi tutuluyoruz. Ve sıkıntılar biriktikçe anayasal bir hakkımız olan ikinci bir sendikaya geçmek için arkadaşlar arasında bir çalışma yaptık. 10 Ocak 27'sinde internet üzerinden Öz Gıda İş Sendikası'ndan İSK Sendikası'na geçtik. Geçtiğimiz günü İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne dayanışma aidatı vermemiz gerekiyordu yasal olarak. İmkanlarımızın, sosyal imkanlarımızın devam etmesi için. Bunu verdiğimizde işveren vekili İnsan Kaynakları Müdürü bizi 2,5 saat, 15 saat vardiyamızın bitmesine rağmen 2,5 saat bizi oyaladı. 2,5 saat zorunda 25'e 2 maddesini göstererek de iş hattımıza son verdi. Aramızda o gün senelik izinde olan arkadaş da vardı, onun da dahil. Maddeyi belki bilirsiniz işte, emre itaatsiz, verimsiz, ahlak kurallarını içeren maddelerdir bunlar. Bunlar bize çok çirkin bir iftiradır. Biz sendikal olaydan atıldık ama dosyalar öyle gösterilmedi. Bundan dolayı işte işsizliğimiz engellendi. Ben 16 senedir Çalışma Bakanlığı'na aidat ödemişim böyle bir durumda işsizlik alabilmem için. O dahi engellendi. Şu anda bizi mağdur edildi. İşte faturalarımızı ödeyemiyoruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Benim 3 tane çocuğumla okula gidiyor. Yani bu konuda bile devletimize sesleniyoruz. Burası bizim meclisimiz. Yasalar çıkarıyorlar, bir gecede yasalar çıkarıyorlar. Ama yasalar formaliteden çıkmasın. Biz 43 gündür orada direniyoruz. Hükümetimizden bize dahi destek için, dinlemek için gelen olmadı. Çeşitli kanallar geliyor. Niçin geliyorlar bilmiyorum. Gelmeyenleri de kınıyoruz buradan. Çünkü basında özgürlük varsa oradaki haberi de yayınlamalarını istiyoruz. Ama şimdiye kadar sadece işçinin desteklediği birkaç kanaldan başka yayın yapan olmadı. Geldikleri halde yayın yapan olmadı. Yıldız Holding önünde bir basın açıklaması yaptık. O basın açıklaması haberlerde dahi verilmedi. Bugün buradayız, meclisimizdeyiz. Oy verdiğimiz insanlardan hesap soruyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yasalar işte formaliteden çıkarılmasın. Eğer yasa konuyorsa onun takibi yapılsın. Teşekkür ediyoruz.